Hazır olduğunuzda başlayabiliriz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihindeki belki en akıllarda kalacak haftalardan bir tanesini yaşadık. Aslında yapılan yasama faaliyeti açısından bir torba yasanın birkaç maddesini görüşüldü. Ancak koronavirüs salgını sırasında olması, bütün Türkiye'nin gözünün kulağının mecliste alınacak kararlarda olması ve Sağlık Bakanı'nın yaptığı bilgilendirme toplantısıyla beraber önemli bir haftaydı. Meclisin kapanıp kapanmayacağı tartışmalarıyla birlikte de kamuoyunun özellikle dikkatlerinin çevrildiği bir haftaydı. Korona meselesiyle ilgili birkaç konuya birazdan değineceğim ama öncelikle bugün Türkiye'nin önemli gündemlerinden bir tanesi haline gelen cezaevlerinin durumu ve infaz kanunu beklentisi var. Türkiye cezaevlerinde 235 bin kapasite var. Aralık ayında yapılan son açıklama Aralık ayında 285 bin tutuklu ve hükümlü cezaevlerindeydi. Ancak tabii cezaevlerinde bu kapasite artışı cezaevlerine göre, illere göre homojen dağılmadığı için ve cezaevi içinde de homojen dağılmadığı için 20 kişilik, 24 kişilik koğuşlarda 60 kişinin yattığı yerlerinde olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye cezaevlerindeki kapasite sorununa çok eskiden beri dikkat çekiyoruz. Cezaevlerimiz kalabalık, cezaevlerimiz sağlıksız, cezaevlerinde insan onurunu inciltecek şartlarda infaz gerçekleşiyor. Cezaevinde bulunan anneleriyle birlikte ceza çekmekte olan çocukların, bebeklerin, cezaevinde hamilelerin sorunları var. Cezaevinde hasta tutuklu ve hükümlülerin sorunları var. Türkiye cezaevleri artık nöbetleşe uyunan, neredeyse nöbetleşe nefes alınan bir noktaya gelmişti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konuyu yıllardır gündemimizde tuttuk, yıllardır söyledik. Ve 2018-23 Haziran seçimlerinde bu nihayet CHP dışında bir partinin de gündemine girerek Milliyetçi Hareket Partisi tarafından bir seçim vaadi olarak ve doğrudan adı af olarak da söylenerek bir beklenti yaratılarak ve seçimden sonraki tutumla anlaşılıyor ki o duygular, o beklenti yönetilerek ve istismar edilerek kullanıldı. Daha sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi bir kendisi önce bunun af olmadığını, bir infaz düzenlemesine dönüştürdüklerini söylediler. Daha sonra daha fareyi doğuran bir taslak hazırladılar. Daha sonra bu taslağı Adalet Komisyonu'na sundular ama arkasını bıraktılar. Örneğin Adalet Komisyonu toplantıya dahi çağırmadılar. Oysa ki üçte birle toplantıya çağrılabilir. Biz bu konudaki desteğimizi açıkladık ancak çağırmadılar. Ardından 2019 Haziran'ında yapılan İstanbul'un hukuksuz tekrar seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi de geçen yıl ittifak ortağının istismar ettiği bu alanı bir istismar alanı olarak gördü ve biz seçimlerden sonraki süreçte ceza indirimini gündemimize alacağız, bu konuda çalışıyoruz diyerek müjde verdi. Ve bu konu onlar tarafından da tekrar gündemde tutulmuş ve cezaevlerinde bulunanların ve onların dışarıdaki yakınlarının bu konuda yüksek bir beklentiye kavuşmalarına sebebiyet vermişti. Ancak seçim geçti, seçimden sonra meclise gelindi. Mecliste ne Adalet ve Kalkınma Partisi ne Milliyetçi Hareket Partisi bu konuda oralı olmadılar. 9 Temmuz günü meclisi kapatıp giderlerken kürsüden onlara nereye gidiyorsunuz diye sormuştuk. Bu düzenlemeyi yapmadan nereye gidiyorsunuz diye sormuştuk. Ancak gittiler. Daha sonra 1 Ekim'de bunun gündeme alınacağı söylendi. 1 Ekim beklentisi boşa çıktı. Ama 1 Ekim'den sonra birinci yargı paketi geldi. Yargı paketinin içinde infaz yoktu. İkinci de olacak dediler. İkinci yargı paketi bir türlü gelemedi. Bugün Sayın Mehmet Müş'ün Anadolu Ajansı'na verdiği bir mülakattan, bir beyanattan ikinci yargı paketinin gelecek hafta geleceği ama infazın orada olmayacağı, infazın siyasi partilerle konuşulacağı bilgisi geliyor. Ve önümüzdeki hafta infaz düzenlemesiyle ilgili
Cumhuriyet Halk Partisi'nin de diğer partilerin de kapısının çalınacağı anlaşılıyor. Bu durumdan bir tek şey anlaşılıyor. Biz AK Parti ve MHP'yi infaz düzenlemesi konusunda ikna edemedik ama koronavirüs ikna etmiş görünüyor. Ve burada elbette ki bu konuya yaklaşımımız tarihsel yaklaşımımızla uyumludur. Türkiye'deki cezaevlerinin kapasite sorunu vardır. Cezaevlerinde insanlık dışı bir infaz sistemi uygulanmaktadır. Bu konuda yapılacak düzenlemelere olumlu katkı vereceğiz. Bu konuda gelecek teklifi görmemiz, üzerinde çalışmamız lazım. Ama temel yaklaşımımız reddedici değildir. Uzun süredir yaptığımız bir çağrının karşılık bulduğunu görüyoruz. Üzerinde çalışacağız ve olumlu katkı sağlayacağız. Tabii burada önemli bir vurguyu hasta tutuklu ve hükümlülerin bir an önce cezaevlerinden tahliye edilmesi gerektiğine ilişkin çağrımızı yineleyerek yapalım. Çünkü koronavirüs en çok hastaları tehdit ederken koronavirüs yayılması şüphesiyle cezaevlerinde infaz düzenleme tartışmaları varsa hasta tutuklu ve hükümlüler zaman geçirilmeden tahliye edilip farklı adli kontrol yöntemleriyle evlerinde ya da hastanelerde denetim altında tutulmalıdırlar. Ve bir önemli vurguyu da şuraya yapmak isterim. Bu düzenleme infaz düzenlemesi olunca sadece hükümlüleri kapsıyor. Ancak Türkiye cezaevlerindeki sorunun önemli bir kısmı da tutuklularla ilgili. Çünkü tutuklama istisnai bir tedbirken maalesef Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde özellikle son dönemde tutuklama istisna olmaktan çıkmış, tutuklama esas olmaya, tutuksuz yargılanma istisnaya dönmüştür. Böyle olunca içeride yılları aşan sürelerde sadece iddianame bekleyen, yıllardır iddianame bekleyenler var. Mesela bunlardan en çarpıcı örneklerinden birisi Kavala'dır. Bir yılı aşkın süre iddianame beklemiştir. İddianameden sonra yargılama hep tutuksuz sürmüştür, tutuklu sürmüştür. Kendi hakkındaki hak ihlali kararına rağmen tutuklu yargılanmıştır. Mahkeme beraatine karar vermiştir. Ama bir talimatla başka bir mahkemeden başka bir iddiayla tutukluluğuna hükmedilip başka bir yargılamadan halen içeridedir. Bugün Türkiye'de çok sayıda tutuklu ön infaz görmektedir. Belki de hiç ceza almayacakları davalardan ön infaz görmektedirler. Böyle olunca düzenlemeyi sadece hükümlüler için yapmak sorunun önemli bir kısmını da dışarıda bırakmak olur. Bu yüzden gazetecilerin tutuklu yargılandığı bu süreçte yine çok ciddi sıkıntılar vardır. Özellikle iddianame bekleyenleri, uzun süredir tutuklu olanları ve farklı adli kontrol yöntemleriyle denetim altında tutulabileceklerin şu anda süren tutukluluklarına da bir an önce son verilmesi gerekmektedir. CHP olarak infaz yasasındaki değişiklik için Cumhuriyet Halk Partisi'ne başvurulduğunda bu uzun tutuklulukları ve her önüne gelenin tutuklandığı istisnai bir tedbir olmaktan genel kaideye dönüşmüş bu durumla ilişkinde bir düzenleme yapılmasını teklif edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu konunun dışında tabii Türkiye'nin ana gündemi koronavirüs. Zaten infaz kanununun değiştirilmesine de koronavirüsle ilgili endişelerin sebebiyet verdiği de ifade ediliyor. Koronavirüste 10. gündeyiz ve ilk resmi vaka kesinleştikten sonra 10. gündeyiz. Dün Sayın Sağlık Bakanı'nın ardından üzücü 4. ölüm haberini ve vaka sayısının 359'a çıktığını öğrendik. Öncelikle bu konuda hayatını kaybeden, korona salgında hayatını kaybedenlere başsağlığı, ailelerine sabır diliyoruz. Hayatını kaybedenlere, koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden 4 kişiye Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve bu vakaların artmamasını temenni ediyoruz. Ancak 10. günde 359 vaka endişeleri arttırıyor haklı olarak. İtalya'nın 10. gününden kötü olduğumuzu kayıt altına almak gerekiyor. İtalya 10. günde 323 vakayla boğuşuyordu. Biz 359 vakaya ulaşmış durumdayız.
Burada hem karar alıcıların daha ciddi tedbirler alması lazım, hem bu karar alıcıların aldığı kararlar uygulanırken vatandaşın bu uyarılara ciddi şekilde kulak vermesi lazım. Vatandaşlarımıza bir kez daha Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer kamu otoritelerinin yapmış oldukları uyarılara uygun davranmalarını, mümkün olduğu kadar evlerini terk etmemelerini ve hem kişisel hijyen kurallarına, hem sosyal mesafeye, hem de gerekli olmadıkça dışarıda hiçbir şekilde bulunup da bu virüse maruz kalma ve sevdiklerine o virüsü bulaştırma tehlikesine karşı kişisel önlemleri en üst noktaya çıkarmaya davet ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nı da bir kez daha bilim kurulunun aldığı kararlara, yaptığı tavsiyelere aynen ve hemen uymaya davet ediyoruz. Bazen saatlik gecikmelerin bedeli ağır oluyor. Günlerce süren gecikmeler ve günler sonra tavsiyelere yapılan uyumun bir anlamı olmuyor. Çok hassas bir dönemdeyiz. Bilim kurulunun kararlarına tam uyum ve bilim kuruluna, başta Türk Tabipleri Birliği ve Türk Eczacıları Birliği olmak üzere konuyla ilgili sağlık meslek örgütlerinin ve uzmanlık derneklerinin de zaman geçirilmeden dahil edilmesini önemsiyoruz. Yoksa tarih Recep Tayyip Erdoğan'ın ve onun etkisi ve baskısı altında kalan Fahrettin Koca'nın, ülkedeki sağlıkçıların demokratik yollardan seçilmiş meslek örgütlerini ve onların tavsiyelerini kategorik olarak reddettikleri için, siyaseten husumet içinde oldukları için, tarihsel husumetlerini korona salgınında sürdürdükleri için sorumluluklarını tarih not ediyor. Bunun hesabını ilerleyen zamanlarda veremezler. Biz Sağlık Bakanı'nın TTB ile iletişim kurmama iradesinin kendisine ait bir irade olmadığını, güneşin çarığı çarığın ayağı sıktığını görüyoruz, biliyoruz ve Cumhurbaşkanı'na buradan çağrıda bulunuyoruz. Sağlık meslek örgütleriyle ilişkin siyasi temelli tarihsel husumeti korona günlerinde bir kenara bırakınız. İletişim kurunuz, katkı alınız, görev ve sorumluluk veriniz ve krizin yönetiminde ortaklaşınız diye çağrımızı tekrarlamak istiyoruz. Sayın Fahrettin Koca'nın dün genel kurula gelip bilgi vermesini önemsedik, destekledik, kıymetli buluyoruz. Bunun için kendisine teşekkür ettik. Buradan bir kez daha teşekkür ederiz. Ancak dün yapılan bilgilendirmede, bu yeni dönemde, yani 16 Nisan referandumuyla 24 Haziran 2018'de şekillenen 600 kişilik meclis ve bakanların meclisten çıkmaması ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yürütme eliyle sürekli işlevsizleştirilmesi konusu dün bir kez daha gözler önüne serildi. Maalesef daha önce gelen Dışişleri Bakanı'nın ve Milli Savunma Bakanı'nın sunumlarında olduğu gibi Sayın Sağlık Bakanı'nın sunumunda da meclis yeni bir şey, neredeyse yeni hiçbir şey duymadı. Aynı gün bir köşe yazarına verdiği mülakatta daha çok yeni bilgi edindik. Daha fazla kamuoyunun bilmediği şeyler vardı. Bu açıdan Sağlık Bakanı'nın gelmesi usulen ve şeklen çok kıymetlidir, çok önemlidir. Ancak içerik açısından beklentilere cevap vermemiştir. Sağlık Bakanı'nın verdiği bilgilerden elimizde 115 bin kit olduğunu, ancak şimdiye kadar 10 bin kişiye test uygulandığını, 115 bin test uygulama kapasitemizin şu anda olduğunu, ancak 10 bin kişiye test uygulandığını ve maalesef Amerika Birleşik Devletleri'ne sadece 500 bin test kiti sattığımızı öğrendik ve üzüldük. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü 3 tane tavsiyede bulundu. Test, test, test. Bir dördüncüsü yok. 3 tavsiyenin 3'ü de bol test yapın. Ama biz şu anda 115 bin test varken bu ana kadar 10 bin teste gelebildik ve 500 bin testimizi de Amerika'ya satmış durumdayız. Azerbaycan'a, İran'a geçmişte, yani son bir ayda satılan testlerle ilgili bilgiler de olunduğunda bunun büyük bir zafiyet olduğunu, hatta geçtiğimiz haftalarda yurt dışına bu testlerin ihracının yasaklanmasıyla ilgili çağrımızın da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bilim kurulu da daha çok test yapmalıyız diyor. Dünya Sağlık Örgütü öyle söylüyor.
Türk Tabipleri Birliği de öyle söylüyor. Bütün bilim insanları böyle söylüyor. Ama halen 10 bin teste olmak bugün İtalya'nın 10. gününden kötü bir 10. günü yaşayan Türkiye için en büyük risktir. Buradan Sağlık Bakanı'na bir kez daha mümkün olan en çok yerde, mümkün olan en fazla testi yapmamız gerektiğini söylüyoruz. Güney Kore'nin sürücüleri aracından indirmeden dahi bu testi yaptığını ve bu salgını bir şekilde hapsettiğini ve kötü günler yaşamadığını hatırlatıyoruz ve bu konuda test yapma konusunda daha bonkör, daha cesaretli, daha girişken, daha atılımcı olunması gerektiğini söylüyoruz. Tabii Sayın Bakan dün yakında tüm büyük şehirlerde test yapmayı umuyoruz dedim. Sayın Bakan ilk günlerde 18 merkez demişti. Sonradan Ankara, İzmir, İstanbul, Erzurum, Adana, ardından Samsun'la ancak 6 ile çıkıldığını, onun eleştirildiği gün 18 il müjdelediğini ama sonradan 16'ya çıktığını söylediğini duyduk. Sayın Bakan'ın dün 81 ilde kart testler yapabiliriz, 30 büyük şehirde test yapabilirizle ilgili yaklaşımında da bu kriz boyunca test merkezleri konusunda müjdelenen rakamlarla gerçekleşenlerin birbirini tutmadığını bir kez daha görüyoruz. Ümit ediyoruz dün söylediği yani 81 ilde kart test yapılması ve bunların 30 ilde doğrulanmasıyla ilgili yaklaşımın bir an önce gün geçirilmeksizin hayata geçmesini ümit ediyoruz. Dün Sayın Bakan'a söylediğimiz meselede bir yeni gelişme var. Umre'den gelenlere yardım eden polisleri sordum ben Sayın Bakan'a. Polisler bize ulaştılar ve lütfen söyleyin dediler. Biz Umre'den gelen yaşlılarımızın koluna girdik. Eşyalarını taşıdık. Hatta Sayın Bakan da söyledi, zemzem suları dahi alındı taşındı. Bunları yapıldı. Sayın Bakan döndü soruyu cevaplarken. Biz o konuda personelimiz yardımcı oldu, koluna girdi, zemzemini taşıdı, eşyasını taşıdı dedi. Ama bunları sağlık personeli olarak söyledi ve biz gerekli tedbirleri aldık dedi. Telefon yağıyor. Sayın Bakan'la zaman zaman doğrudan cep telefonuyla da görüşüyoruz. Beni 5 dakika sonra aradığında ona doğrudan irtibat da kurdurtabilirim. O gün görev yapan polisler diyorlar. Polisler. Sağlık memuru değil. Sağlık memurları da vardı. Ama biz çok sayıda polis orada görev yaptık. Bize maske eldiven verilmedi. Biz risk altındayız. Evimize gitmeye korkuyoruz ve bize 14 gün kuralı uygulanmadı diyor. Herhalde bu polisler hiçbir görevden kaçmayan bu kahraman polisler 14 gün izin almak için kendilerine verilen maskeyi ya da verilen eldiveni inkar edecek kişiler değil. Bu konuda Sayın Bakan'ın konuyu sağlık personeline maske dağıttık olarak cevaplamasının da o gün görev yapan polis arkadaşlar tarafından üzüntüyle ve infialle karşılandığını ve bu konuya tepki göstererek bu cevap doğru bir cevap değil diye bize ulaştıklarını buradan ifade etmek durumundayım. Ayrıca Eskişehir'de yine Umre karantinasında AFAD personelinin kullanıldığının, AFAD personeline iki üst düzey AFAD yöneticisinin Eskişehir düzeyinde itiraz ettiğinin, görevden alındıklarının, 8 AFAD personelinin de bu sebepten soruşturma geçirmekte olduklarının ve AFAD personelinin 24 saat karantinada tutulduğunun ancak sağlık personeli olmadıklarının itirazını da buradan ifade edelim. Bir diğer konumuz ekonomik paket. Şimdi tabii ekonomik paket ve devamında açıklanan bazı istihdam haberleri, istihdam müjdeleri bir bütün olarak verilen her müjdeyi olumlu karşılıyoruz. Ama bir başka yerde isyan yaratıyor. 20 bin öğretmen alınması doğrudur. Keşke daha çok alınsa. Bugün Hazine Bakanı'nın açıkladığı 2 bin kişi elbette olabilir. Ama 600 bin bekleyen sağlıkçı diyor ki bugünlerde bize bir istihdam ve görev mücadele için görev gelmiyorsa ne günlerde gelecek? Sağlıkçıların 600 bin tane atama bekleyen sağlıkçının bu konudaki sesini Sağlık Bakanı duymalıdır, duyuyor ama duyması gerekenlere de duyurmalıdır. Yani meclise gelip sağlıkçılar için alkış yapalım güzel, daha fazlasını da yapın güzel ama Sayın Bakan bilmelidir ki o daha fazlasını yapma konusundaki temenniyi yaptığı AK Parti grubu
katı grup disiplininde olan ve maalesef kuvvetler ayrılığı ayaklar altına alınarak yürütmenin başındakine doğrudan bağlı olan bir gruptur. Zaten atamalarla ilgili kararlar AK Parti grubunda yöneten o bir kişinin kaleminin ucundadır. Bunların söyleneceği yer orasıdır. Sayın Bakan'ın kamuoyunu ikna konusundaki yeteneğini devletin başını ikna konusunda da kullanacağına ve bu konuda da kendisine önemli görevler düştüğünü bir kez daha kendisine hatırlatıyoruz. Pakete bakınca Recep Tayyip Erdoğan'ın ve değerli damadının koronanın yarattığı tehdidi algılayamadıkları ya da hafife aldıklarını açıkça görüyoruz. Özellikle bunu borsadan hisse almak için bir fırsat olarak nitelendirmeyi tarihsel bir talihsizlik olarak görüyoruz. Ve 2000 yılı 20 yılı inşallah büyüme yılımız olacak diyen damat Berat Albayrak'ın kendisi açısından meselenin farkında olmadığını görüyoruz. Ve konut kredisiyle korona mücadelesi konusunda kamuoyundaki tartışmayı da hiç haksız bulmuyoruz. Şimdi pakette uçağın KDV'sinin indirilmesi var. Oysa Sağlık Bakanlığı'nın önerisi bırakın uçmayı, seyahat etmeyi, evden çıkmayındır. Pakette konaklama vergisinin ertelenmesiyle turizm noktasında teşvik var. Ama bugünün meselesi evden çıkma, bırak tatili matili, neredeyse bakkala bile gitmedir. Elbette turizmciye destek önemlidir ama bugün bu akut korona günlerinde o paketten başka şeyler de beklenmektedir. Konut kredisinin düşürülmesi meselesini bir illiyet bağı korona mücadelesiyle kurulamamaktadır. Ama bir yandan velev ki bu paketin teşvikiyle bir grup vatandaş konut kredisinde 80'den 90'a çıktı kredi kullanma oranı dediğinde gideceği iki yer var. Biri kalabalık banka şubesidir, öbürü kalabalık tapu dairesidir. Yani açıklanan paketin koronayla mücadele ruhuyla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Doğrudan çelişkileri vardır. Bunları görmek gerekmektedir. Ayrıca pakette 100 milyarlık paket övgüleri düzen gazete manşetlerine bakıyorsunuz. Ama pakette emekliye zaten verilecek olan bayram ikramiyesi 5 hafta öne çekiliyor. Toplamı 12 milyar. 100 milyarın içinde 5 hafta önce ödenecek 12 milyar da var. Askeri ücret desteği işverene verilen 5 milyar hesaplamışlar. Doğrudur ama zaten var, mevcutta var, halen var. Ve koronadan önce de bunun devam edeceğini müjdelemiştiniz zaten. Yani korona paketi 100 milyar diye açıklıyorlar. 17 milyarı ilk başta zaten var olanları. 1500 TL'nin altındaki maaşa 5 milyar diyor. Biz söylediğimizde 1000 liranın altında yok diye yemin ediyordu. Dün olduğunu kabul ediyor. Biz aylardır 1500'den aşağı olmamalı, hatta asgari ücret sınırına çıkarılmalıdır en düşük emekli maaşı diye söylüyorduk. Ama en düşük emekli maaşının 1000 liranın bile altında olduğunu itiraf edip buna 5 milyar lira kaynak ayırdık diye bunu paketten saymayı dünyada açıklanan hiçbir paketlerde eşi benzeri olmayan kalemlerdir bunlar. Sosyal yardıma harcanan 2 milyar da olmasa fakir fukaraya sosyal yardıma harcanacağı ifade edilen, sosyal yardımlaşmanın arttırılmasına harcanacağı ifade edilen 2 milyar da olmasa garip gurabaya, fakir fukaraya hiçbir şey yok pakette. Paketin sadece 50'de biri gerçekten en çok kullanması gereken kişileredir. Sağlık çalışanına, işçiye, işsize, kapanan iş yerlerinin çalışanlarına hiçbir şey yoktur. Özellikle elektrik, su, doğalgazda vergi indirimi dahi yoktur. Bırakın indirim, vergi indirimi ve kesilmeyeceğini müjdelemek yoktur. Bu karga akışta, bu soğukta ve elektriğin kesilmeyeceğinin, doğalgazın kesilmeyeceğinin garantisi yoktur. El yıka diye kamu spotu dönmektedir. Bu eller suyla yıkanmaktadır. Suyun ne vergisi ne KDV'si indirilmiştir. Ödeyemezsen de kesilecektir. Elleri böyle böyle yıkıyorsunuz ya. Böyle. Yıkacaklar. Böyle böyle yıkacaklar. Ama bu su faturasını da böyle ödeyecekler. Cepten para çıkarıp. Sen buraya bir çare bulacaksın. Paketle. Yıkama şekli onu hepimiz hatırlatırız. Ama bu paranın ödenme şekline bir çare bulunacak.
Bugünlerde sen su faturasını indirmiyorsan bu nasıl sosyal devlet, bu nasıl sağlık hijyen tedbiri özendirmesi, bunu anlamak mümkün değildir. Ve özellikle son olarak şunu vurgulamak isteriz ki dünkü yandaş gazete manşetlerini okurken gazetelere bir yerden pompalanan işte paketi övün, paketi yeterli bulun, paketi şahane, gerçekten utanç verici manşetlerle karşılaştık. Özellikle devlet işte böyle olur demiş. Bakıyorsun devlet işte böyle olur da elektrikte, doğalgazda, suda bir şey yok. Kapanan iş yerlerinin çalışanlarına bir şey yok. Sağlıkçı ataması yok. Maske, kolonya benzeri ürünlerle ilgili alınacak tedbirlerle ilgili işte sıfır KDV, vergisizlik, ithalat kolaylığı gibi işler yok. Ve fabrikaların oksijen tüpü üretmesi, yoğun bakım ünitelerinin ihtiyaç duyduğu ventilatörlerin üretmesiyle ilgili bazı dünya ülkelerinin aldığı olağanüstü tedbirler yok. Ve özellikle devletin başında olup milletin karşısına çıkıp kameraların gözünün içine bakıp da korkmayın devlet burada, kimse işsiz kalmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Korkmayın kimseyi açta açıkta bırakmayız diyen bir devlet başkanı yok. Kimse korkmasın. Kimse bu krizden sonra daha da yoksullaşıp perişan olmayacak diyen bir devlet başkanı yok. Ama manşetlere bakıyorsunuz. Herhalde o manşetler kendi ülkelerinde bunu söyleyenlerin, yani zaman zaman ey Macron diyorsunuz. O Macron 300 milyar euro ayırmış. Kimse korkmasın diyor. Kimse işsiz kalmayacak. Ey Merkel diyorsunuz. O Merkel 550 milyar euro ayırmış. Ey Merkel 550 milyar euro ayırmış. Devletimiz güçlü. Aşarız. Kimse korkmasın diyor. Beğenmediğimiz yarımızdan küçük Polonya 54 milyar lira ayırmış. Kanada 84 milyar lira ayırmış. Düzeltiyorum. Polonya 54 milyar dolar ayırmış. Kanada Başbakanı 84 milyar dolar ayırmış. Ey Merkel 550 milyar euro ayırmış. Ey Macron 300 milyar euro ayırmış. Ama bizim ayırdığımız sadece 15 milyar dolara karşılık geliyor. Sadece 15 milyar dolara. Onun da dünyada benzerlerimizin ayırdığının 20'de birini ayırmışız. Ayırdığımızın da 20'de biri gerçek gitmesi gereken yerlere. Ve biz hala daha gelişmiş ülkelerden bahsederken tek dişi kalmış canavar diyelim, alkışı alalım. Tek kişi, tek dişi kalmış canavarlar kendi halklarını, milletlerini canavar gibi korurken bizim 32 dişi sağlam damat kıkırdayarak, gülerek, 32 dişini göstererek alay ediyor. Borsadan hisse alma zamanı diyor. Tek kişi kalmış canavarın kendi halkına sahip çıktığı zamanda 32 dişi sağlam damat milletle alay ediyorsa bu işte bir sıkıntı var. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. Korkmayın, devletimiz güçlüdür ve bugünleri hep beraber atlatacağız diyecek bir devlet adamlığına, bir devlet yönetimine ihtiyaç vardır. Bizim önerimiz, parayı nereden bulalım diye düşünüyorsanız, hep söyledik, geçiş garantisi verdiğiniz yolların, yolcu garantisi verdiğiniz havalimanlarının ve tüm devlet garantileriyle semirttiğiniz beşli çetenin bir yıl alacaklarını ötelersiniz. Bunlar batmaz. Batsalar da siz zaten bunları batırmazsınız. Bir çaresini bulursunuz ama Macron'un, Merkel'in, Kanada'nın, Polonya'nın söylediği gibi korkmayın. Kimse aç kalmayacak, kimse susuz kalmayacak, kimse ilaçsız kalmayacak, kimse işsiz kalmayacak diyebilirsiniz. Bir yanda beş müteahhit, beş tane alım garantili iş yapan, havaalanlarını yaptırdığınız, rafinerileri verdiğiniz, otoyolları verdiğiniz o beş müteahhite sen bir senecik dur bakalım derseniz 83 milyonun yüzünü güldürebilirsiniz. Dünya beşten büyüktür diyorsunuz ya. Hadi bir de Türkiye'de görelim. Türkiye bu bizim beşten büyük olsun. Türkiye'deki yoksulların, işsizlerin, fakirlerin, Türkiye'deki esnafın, Türkiye'deki çiftçinin,
Türkiye'deki sağlık emekçisinin menfaati bu 5 müteahhitten büyükse kaynak ortadadır. Devasa bir kaynak var. 100 milyarlar orada duruyor. Karar aileye yakın, partiye yakın 5 müteahhit mi kullanacak ve korunacak? Onlar bu gece korkmadan uyuyacak. Yoksa 83 milyon vatandaş huzur içinde yarınlara güvenle bakacak. Karar bu karardır. Bu kararı vermek için sosyal devlet anlayışına sadece hamaset yaparak değil, şehit cenazesinde tabutu tutarak yapılan konuşmalarla değil, millet için ekonomik kararları alacak yüreğe sahip olmak lazımdır. Bu yürekliliği kim gösterir, kim göstermez, tarih bunu not edecektir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir uyarınız, sorunuz varsa cevaplayayım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.